2022'de ruhsatını iptal ettim. Hem çevre şehircilikte, hem özünü idarede, hem de belediyede çalışmak zaten. İptal etmemem rağmen 2022'de adam durmuyor, açmaya çalışıyor. Halk ve kaynamaya geldi. Hani şeyi basacaklardı sanki. Emniyetmiş bir sakıncalı. Yanlış bir iş yapmayın. Emniyetimiz, belediyemiz gelir. Gereken neyse yapar. Buranın ruhsatı yok. Senin burada malzemen var. Malzemeni kaldırabilirsin. Bir başka işletmeye, bir başka hocaya götürüp orada işletmesini yapabiliriz. Ancak buradaki mahallede oturanlardan bir tek bireyimiz, bir çocuğumuz rızalık göstermediği takdirde burayı 30 günlük süre talebinde bulunamaz. Bir 30 günlük süre talebi vardı. Ben işleteyim, işte rızalığını almışım. Ama şu gördüğümüz durum da şuydu. Son toplantıda da bu açığa çıktı. Mahalledeki canlarımız rızalık vermedi. Kesinlikle. O anlamda sadece mahallede değil, burada ağacın da, karıncanın da rızalığı yok burada. Yeniden bu işletmenin açılmasını. Bu yönü de tavrımızı, tutumumuzu kendisine söyledik. Bizim yasal olarak da yapacağımız ancak tutulan tutanaklarla encümene gelir. Encümende değerlendirmesi yapıyor. Uygulama neyse o yapılıyor. Yani 5393 sayılı yasanın zabıta mevzuatına göre yapılıyor. Şunu da söyledik, çevrecileri buraya toplamayın. Doğa severleri buraya toplamayın. Bu vadilere zarar verenlere karşı tavır ve tutum alan kitleyi buraya toplamayın. Bu noktada da bahçeler komşuluk ilişkileri de kopar, dostluk ilişkileri de kopar. Ama halen siz bizim dostlarımızsınız, bizim gençlerimizsiniz. Sizi de çok seviyoruz. Ama bu farklı. Ama burada işletmeciliği asla izin vermeyiz. Bu yönünü de tavrımızı açıkladık. Kendileri ne düşünüyorlar? Teşekkür ederim. Ruhsatını ben etmiş, faaliyeti görmüş bir müessese. Tamam. Şimdi bu çarşamba günü. İki senedir beri faaliyeti yok. Şimdi şu anda gelip bu tesisi faaliyete geçmiş. Şimdi bu tesisi faaliyete geçti. Bir hafta sonra denk geldiyse, bize intikal etse, bize yerine geldik. Anda müdahale yaptık. Tutanağımızı tuttuk. Şu anda bu tutanağımızı belli de öncümene koyacağız. Yasal kapatma mı, cezalandırma mı, mühürleme mi, işlem devam edecek. Hukuki boyutta. Burada bir iki ailenin desteğiyle yapıldı ki o ailenin şu anda burada yok aileler. Burası zaten su yataydı. Aslında burada çok ciddi bir şekilde bir orman vardı. Bizim çocukluğumuz. Burada iki tane çeşme var. Bir şu bölgede biz köy için su ihtiyacını buradan karşılıyorduk. O zaman şebeke suyu olmadığı için. Ya burada sadece baktığımız zaman bir kum ocağı sadece bu bölgede mahalle arasında olmasından dolayı değil, bu bölgede birçok yerde var. Sonuna kadar direneceğiz. Yani hiçbir şekilde burada izin vermeyeceğiz. Hani şu anda kişisel olarak bir şey yapmıyoruz. Ama bu işte sanırsam o boyuta gelecek gibi görünüyor.